olduğu günden bu yana dünyanın farklı coğrafyalarında pek çok millet ve medeniyet ile ilişkiler kuran Türk milleti, iletişimde bulunduğu milletleri her yönüyle etkilerken, aynı zamanda kendisi de ilişkide olduğu milletlerden etkilenmiştir. Orta Asya steplerinde yaşarken Göktürk ve Uygur harflerini kullanan Türk milleti, İslamiyet ile tanıştıktan sonra 20. yüzyıla kadar geçen sürede genel olarak Arap harflerini kullanmaktaydı. İşgallerle başlayan kurtuluş mücadelesinden Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde zaferle çıkan Türk milleti yeniden bir değişim ve dönüşüm serüvenine atılacak. Ancak bu serüven öncekilerden çok farklı bir şekilde, keskin ve radikal bir şekilde olurken, bu değişimler toplumun tüm kesimini derinden etkileyecektir. İşte 3 Kasım 1928 tarihinde gerçekleştirilen harf devrimi, Türk toplumunun tamamını derinden etkilerken, tıpkı şapka devriminde olduğu gibi tartışmaları da beraberinde getirecektir. Milli mücadelenin önemli kahramanlarının bile dahil olduğu bu tartışmalarda, İslam dünyasıyla bağın kopulacağı, dinden uzaklaşılacağı ve hatta bir gecede cahil kaldık gibi birçok görüş ortaya atılacaktı. Peki 1928 yılında ilan edilen yeni alfabe gerçekten gerekli miydi? Arap harfleri tam olarak Türk fonetiğine uygun muydu ya da ne gibi eksiklikleri vardı da bu devrime ihtiyaç duyuldu? Osmanlı Devleti'nde de harf meselesi tartışılmış mıydı? Gelin hep beraber bu sorulara yanıt ararken Türklerin Göktürk harfleriyle başlayan alfabe serüvenini ve bu devrimin tarihsel arka planını inceleyelim. Ancak videoya geçmeden önce daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca video ve kanalımızla ilgili eleştiri, görüş, öneri ve araştırmamızı istediğiniz konuları isterseniz videonun yorum kısmına, dilerseniz de topluluk kısmına yazarak belirtebilirsiniz. İyi seyirler. Dil, bir millete kimliğini kazandıran unsurların başında gelmektedir. Duygu ve düşüncelerin ifade edilmesindeki en önemli araç olan dil, bir milletin özbenliğinden dışarı çıkarken, ilişki içerisinde bulunan diğer toplumları etkilediği gibi, yeri geldiğinde de bu toplumlardan da etkilenebilmiştir. Sümerlerin M.Ö. 3500'lü yıllarda yazıyı keşfetmesiyle dil kavramı, kapsam ve etkisini genişletmeye başlarken, dünyayı ise çepeçevre değiştirecektir. 10. yüzyıla kadar Göktürk ve Uygur alfabelerini kullanan Türkler, İslamiyet'le tanıştıktan sonra İslamiyet'in dili olan Arap harflerini kullanmaya başlamıştı. Diğer Müslüman Türk devletleri gibi Osmanlı Devleti de kuruluşundan itibaren Arap harflerini kullanıyordu. Aslına bakılacak olursa Osmanlı Devleti ve diğer Müslüman Türk devletlerinin Arap harflerini kullanmasının altında yatan ana sebep dil kaygısı değil, din kaygısı olmuştu. Çünkü Kur'an yazısı Arapça yazısıydı ve bu yüzden Arap harfleri kullanılırken dile uygun olup olmadığı kaygısı göz önünde bulundurulmamıştı. Ancak Müslüman Türk devletlerinde ve Osmanlı Devleti'nde de Arap harfleriyle Türkçe yazmak ve okumak ilk dönemlerde bile bir sorun olarak hemen göze çarpmaktaydı. Henüz aradan 2 asır geçmemişken 11. yüzyılda Arap harflerinin Türkçe'ye uyum sorunu ile ilgili çözüm arayışları başlamıştı. Bu arayışlar çeşitli aşamalardan geçerek 16. yüzyılda bazı Arap harflerinin Türkçe'ye uyarlanması ile kendisini göstermişti. Örneğin Arapçada P, Ç, J, G gibi harfleri karşılayacak bir harf yoktu. Bu harflere üçer nokta eklenerek sorun bir nebze ölçüde çözülmüş olsa da özellikle Türkçedeki ünlü harflerin Arap harflerinde bir karşılığının olmaması ve Türkçe sözlük ve eklerin belli bir kalıpla yazılması hala büyük bir sorun olarak göze çarpmakta, bu da ülkede okuma yazma oranının düşük kalmasına neden olmaktaydı. 11. yüzyıldan beri başlayan çözüm arayışlarında pek çok yol denenmiş olsa da bunda istenilen başarı sağlanamamıştı. 19. yüzyıla gelindiğinde dünyada meydana gelen gelişmeler ve ülkeler arasındaki ilişkilerin önceki çağlara oranla hızla gelişmesi Osmanlı İmparatorluğunu da etkilemişti. Tanzimat ile batıya açılma imkanı yakalayan yazarlar ilk kez bu yazı geleneğinin artık sürdürülebilir olmadığını ifade etmeye başlamışlardı. Özellikle Ahmet Cevdet Paşa'nın 1851 yılında kaleme aldığı Kavaid-i Osmaniye adlı eserinde Türkçe'de bulunup da Arap harfleriyle gösterilemeyen sesler için yeni bir yazım yolu aranması gerektiğini söyleyerek harf konusunda Osmanlı kamuoyunda ilk tartışmayı başlatmıştı. Ardından Osmanlı Devleti'nde Eğitim Bakanlığı yapmış olan Antepli Münif Efendi, yazı sorununu daha kapsamlı ve geniş bir şekilde ele alarak şu cümleleri ifade edecekti. Arap harfleriyle Türkçe okuyup yazmak zordur. Bu alfabede ünlüler bulunmadığından Türkçe bir sözcük çeşitli biçimlerde okunabilmektedir. Arapça ve Farsça sözcüklerle tamlamalar ise okuma ve yazmayı büsbütün zorlaştırır. Arap yazısında büyük harfler bulunmadığından özel isimler öteki sözcüklerden ayırt edilememektedir. Öte yandan Avrupa yazılarında bu gibi güçlükler yoktur. Çünkü o yazılarla 6-7 yaşlarındaki çocuklardan uşaklara ve işçilere varıncaya kadar kadın erkek herkes kolayca okuma yazmayı öğrenmektedir. Bizde ise yazımızı öğrenmenin güçlüğü yüzünden halkın eğitimi gerçekleşememektedir. Arap harfleri kitap, dergi, gazete basımında da hiç elverişli değildir. Başka uluslar 30-40 harfle istedikleri eserleri basabiliyorlar. Arap alfabesiyle kitap basabilmek için ise 2-3 kat daha çok harf kullanmak gerekir. Oysa kitap eğitimi yaygınlaştırmanın en güçlü aracıdır. Bu sözleriyle Ahmet Münif Paşa,
Arap harflerinin ıslah edilmesi gerektiğini savunarak yazım konusunu tartışmaya açmıştı. Ancak bu dönemde Ahmet Münif Paşa ve yazarlar her ne kadar Latin harfleriyle Arap harflerini karşılaştırıp tartışsalar da Latin alfabesine geçiş gibi bir değişikliği düşünmüyorlardı. Çünkü alışkanlıklar Arap yazısına körü körüne bağlılık ve Kur'an yazısında değişiklik yapılmasına yönelik endişeler bu tarz girişimlerin yapılmasının önünü tıkıyordu. Yazım konusundaki tartışmalar sürerken Azerbaycanlı ünlü piyes yazarı Ahunzade Mirza Fethali Arap harflerinin de Latin harfleri gibi düzeltilerek ayrı ayrı yazılması fikrini öne sürmüştü. Ancak Tanzimat döneminde yapılan bütün bu tartışmalar Türk dilindeki sorunu tam olarak çözememişti. Çünkü Tanzimat dönemi aydınları Bilal Nadir Şimşi'nin deyimiyle devrimci değil evrimciydiler. Arap harflerinin tamamen kaldırılıp yerine Latin harflerinin getirilmesini savunmak yerine Arap yazısı üzerinde ıslahat yapmayı tercih ediyorlardı. Bu yüzden Tanzimat döneminde yazı konusundaki tartışmalar bir kökten devrim yerine ıslahat çalışması olarak görülmüş ve bu yüzden de istenilen verim sağlanamamıştı. Ancak dilde yazım tartışmalarının başlangıcı olması ve probleme sosyal ve toplumsal açıdan bakılması yönünden oldukça önemliydi. Çünkü bu bakış açısı hem Meşrutiyet döneminde hem de Cumhuriyet döneminde yazım konusuna daha cesur bakılmasını sağlamış, devrimin tohumlarının atılmasını sağlamıştı. 2. Abdülhamit döneminde azalan yazım tartışmaları 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra yeniden canlanmaya başlamıştı. Meşrutiyet'in ilanından sonra çok uzun sürmese de yaşanan hürriyet ortamı etkisini basında da göstermiş, basında her türlü konular tartışmaya açılmakla birlikte yazım sorunu da tartışmaya başlanmıştı. 2. Meşrutiyet döneminde yazım konusunda tartışmaları alevlendiren husus Arnavutların Arap harflerini terk ederek Latin harflerine geçişi olmuştu. Bu husus Meşrutiyet aydınları önünde apaçık bir örnek oluşturmuştu. Çünkü bu zamana kadar yapılan tartışmalar soyut örnek ve tartışmalar üzerinden sürdürülürken Arnavutların yazı devrimi somut bir örnek olarak karşılarına çıkmıştı. Tanzimat döneminde tohumları atılan yazı tartışmaları Meşrutiyet döneminde bir adım ileriye gitmiş, öncesinde tartışılmayan Latin harfleri meselesi tartışılır olmaya başlamıştı. Bu sefer yazım konusunu tartışan aydınlar ıslahatçılar ve Latinciler olmak üzere ikiye ayrılmışlardı. Islahatçı görüşü temsil edenler Arap harflerinin ıslah edilerek Türkçe'ye uydurulması fikrini savunurken Latinci aydınlar ise Arap harflerinin terk edilerek Latin harflerine geçişi savunmuşlardı. Islahat fikrini savunan iddiaçılar Arap harfleri üzerine ıslahat çalışmalarını da yürütüyorlardı. Doktor Milaslı İsmail Hakkı Arap harflerine sesli harfler ekleyerek ve harfleri ayrıştırarak gazete ve kitap basmayı denemişti. İddiaçıların en güçlü isimlerinden olan Harbiye Nazırı Enver Paşa Doktor Milaslı İsmail Hakkı'nın bu yazı denemesini orduda uygulamaya koymuştu. Hattı Cedid, Ordu Elifbası ve Enver Paşa yazısı gibi adlarla anılan bu yazı formülü biraz da zorlamayla orduda kullanılmıştı. Ancak Enver Paşa'nın bu denemesi başarılı olamamıştı. Çünkü bu formül tepeden inme emirlerle yürütülmeye çalışılmış ve savaş yıllarında bu yazı stili eski alışkanlıkları bozmaya başlamıştı. Zira savaş yıllarında böyle radikal bir değişikliğe gitmek savaş zamanı en önemli unsurlardan olan iletişimi zora sokuyordu. Subaylar emirleri uygulamaktan çok anlamaya çalışıyorlardı. Osmanlı Devleti'ndeki tüm bu yazım tartışmalarına bakıldığında 19. yüzyıla kadar yazım sorununa ciddi boyuta değinilmemiş ancak Tanzimat ile yazı devrimine giden yolda ilk adımlar atılmıştı. 2. Meşrutiyet döneminde de özellikle Enver Paşa'nın ısrarıyla bazı denemeler yapılmışsa da bundan ileriye gidilememişti. Zamanın koşulları böylesine önemli bir devrimi kaldıracak şartlara sahip değildi. Çünkü bu dönemde hem Latin harflerini savunanların sayısı azdı hem de o dönem ardı arkası kesilmeyen iç siyasi olaylar ve savaşlar böylesi önemli bir değişikliği kaldıramazdı. Tüm bu siyasi ve sosyal atmosferin göbeğinde yetişen Atatürk, yazım sorunu ve Enver Paşa'nın bu başarısız girişimiyle ilgili önemli dersler çıkaracaktı. Mustafa Kemal Atatürk, yazı devriminde Enver Paşa'nın akıbetine uğramamak için Türk harf devrimini çok sıkı tutacak, bu devrimin kalıcılığı için soluk soluğa bir mücadeleye girişecekti. 6 asırlık Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok sorununu miras alan yeni Türkiye Cumhuriyeti, aynı şekilde alfabe sorunu ve tartışmalarını da miras almıştı. 2. Meşrutiyet'ten sonra dozu artan alfabe sorunu, ilk başlarda sayıları az olan Latin harfleri taraftarlarının sayısının artmasını sağlamıştı. Cumhuriyet dönemindeki alfabe tartışmalarının tarihi ilginçtir ki Cumhuriyet'in kuruluşundan öncesine dayanmaktadır. Zira alfabe değişikliği konusundaki ilk öneri Mart 1923'te düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nde gelmişti. Bu da yazım sorununa olan çözüm isteğinin ciddiyetini ortaya koyması bakımından ilgi çekicidir. Cumhuriyet'in ilanından önce başlayan alfabe tartışmaları konusunda Mustafa Kemal Atatürk temkinli ve etkili bir yol izlemeyi tercih etmişti. Yapılacak devrimlerin zamanlaması konusunda hassas olan Atatürk gerçekleştirilecek bir alfabe devriminin Enver Paşa'nın akıbetine uğramaması için dikkatli bir yol takip etmişti. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından İzmir'de Hüseyin Cahit Yalçın tarafından teklif edilen harf devrimi teklifini daha zamanı gelmemiştir diyerek reddetmiş ve nedenini de Falih Rıfkı Atay'a şöyle izah etmişti. Hüseyin Cahit bana zamansız bir iş yaptırmak istiyordu. Yazı inkılabının daha zamanı gelmemiştir. Bu da Atatürk'ün zamanlamaya verdiği önemi göstermesi bakımından oldukça önemlidir.
Cumhuriyet'in ilanından sonra alfabe meselesi Türk kamuoyunda daha tartışılır hale gelirken, Osmanlı döneminde ıslahatçılara göre daha zayıf bir etkiye sahip olan Latinciler ise güçlenmeye başlamış ve etkilerini de arttırmaya başlamıştı. Alfabe değişikliğini savunanların başını ise Hüseyin Cahit Yalçın çekiyordu. Cumhuriyet döneminde alfabe konusunda yapılan tartışmaların odak noktasını ise eğitim meselesi oluşturmaktaydı. Bu dönemde ülkede Türk ocaklarının öncülüğünde büyük bir okuma yazma seferliği başlatılmış ancak istenilen verim alınamamıştı. Nitekim Cumhuriyet'in kuruluşunun ardından 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımına göre harf inkılabından önce Türkiye genelinde Arap harfleriyle okuma yazma oranı %8.61, 7 yaş üzerinde ise nüfusta %10.6 olarak ölçülmüştü. Şu anda ekranda gördüğünüz tablo her şeyi tüm çıplaklığıyla ortaya koymakta ve mevcut alfabeyle yol alınamayacağını kanıtlar nitelikteydi. Ayrıca bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nın meclise ve bakanlar kuruluna sunduğu raporlarda karşılaşılan zorlukların başında harflerin öğretilmesinin güçlüğü gelmekte olduğu belirtilmişti. Halk okuma yazma işinden çok harfleri öğrenmede güçlük çekiyordu. Zira sesli harfler ve Türkçe'ye uygun olmayan kalıplar bu güçlüğü arttıran unsurların başında geliyordu. Tarihler 1927 yılını gösterdiğinde uygun ortamın geldiğini düşünen Atatürk yeni harfler için harekete geçmiş ve bu yönde çalışma yapması için bir komisyon kurulmasını istemişti. Ağustos 1927'de Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Bey basına verdiği demeçte Latin harflerinin alınması gerektiği yönünde demeç vermişti. Bu demeç aslında o ana kadar Latin harflerine geçişi savunan en üst düzey devlet görevlisinin demeci olması açısından ve kamuoyuna verilen ilk işaretlerden birini teşkil etmesi bakımından oldukça önemliydi. Mayıs 1928'e gelindiğinde ise Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde dil encümeni kurulmuş ve Elifba raporu adıyla bir rapor hazırlanıp 1 Ağustos 1928 tarihinde Atatürk'e sunulmuştu. Komisyon Latin yazısı temeline dayanan 20 kadar değişik alfabeyi incelerken burada başlıca tartışma konusu harflerin seçiminde olmuştu. Komisyondaki Türkçeciler sade bir alfabeden yanaydılar ve eğer Arapça kelimeler Türkçe içinde kalacaksa bu yeni kalıp içerisinde eriyip kaybolmalarının daha doğru olacağını ileri sürüyorlar. Komisyon 24 harften oluşan Latin alfabesini olduğu gibi benimsememiş ve Türkçenin özelliğine uygun Latin alfabesindeki bazı harfleri atmış ve bazı yeni harfler eklemişti. Örneğin Q ve X harflerine yer verilmemiş, Ç, yumuşak G, İ, Ş gibi ünsüzlerle I, Ö, U gibi ünlüleri eklemeyi kararlaştırmıştı. Böylece 8'i ünlü, 21'i ünsüz 29 harften oluşan ve 19 Temmuz'daki toplantıda kesinleşen Türkçe Latin harflerine Türk alfabesi adı verildi. Raporu dikkatle inceleyen Atatürk, yeni alfabenin bir an önce halka mal edilmesini istemiş ve çalışmalara hemen başlanılmasını istemişti. Atatürk, bu konuda zaman kaybının başarısızlıkla sonuçlanabileceğinden endişe etmiş ve kısa sürede aksiyon alınması gerektiğini düşünmüştü. Nitekim Fali Rıfkı Atay anılarında alfabe meselesiyle ilgili olayı şu cümleleriyle anlatmaktadır. Tasarıyı Atatürk'e götürdüm. Uzun uzadıya inceledi, beğendi ve bana yeni yazıyı ne kadar zamanda mekteplere ve halka mal etmeyi düşünüyorsunuz diye sordum. Ben de, arkadaşlar 5 ile 15 yıl arasında bir müddet düşünmektedirler. İlkokullarda ilk yıllarda iki alfabe birlikte okunmalı, gazeteler yarım sütundan başlayarak yavaş yavaş bütün metni yeni yazıya çevirmeli diyorlar. Cevabını verdim. Atatürk de bana ya 3 ayda ya da hiçbir zaman cevabını vermişti. Yüzüne baka kalmıştı. Konuşmasına devam eden Atatürk, gazetelerde 5 yıl sonra yalnız yarım sütun mu eski yazı kalacak? Herkes o yarım sütunu okur. 5 yıl içinde harp gibi bir buhran çıkarsa bizim yazı da Enver yazısının akıbetine uğrar cevabını vermişti. Atatürk'ün ölümünden yalnızca bir sene sonra patlak veren 2. Dünya Savaşı adeta öngörüsünü kanıtlar nitelikteydi. 3 Kasım 1928 tarihinde Latin harflerinin kabulünün resmi gazetede yayımlanmasından sonra yeni harflerin öğretilebilmesi için Atatürk ve Millet Mektepleri öncülüğünde yoğun bir çaba başlatılmış ve kısa bir süre içerisinde bu çalışmalar meyvesini verecek ve ülke genelindeki okuma yazma oranı çok hızlı bir şekilde artacaktı. Nitekim yeni alfabenin kabulünden hemen sonra 1928 yılında %8 civarında seyreden okur yazarlık oranı 1935 yılında %20'ye, 2. Dünya Savaşı'nda ise %30 gibi çok hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Harf devrimi bekleneni fazlasıyla verirken halk da bu yeni harfleri hızlı bir şekilde kabullenmişti. Ancak şapka devriminde olduğu gibi harf devrimi de öncesinde ve sonrasında tepkilerle karşılaşacaktı. Bu tepkilerin başında ise yeni harflerin Türkiye'yi İslam dünyasından koparacağı, tarihimize yabancılaşacağımız gibi düşünceler yer almaktaydı. Günümüzde ise bu tartışmalar bir günde cahil kaldık iddiasıyla dile getirilmektedir. Peki gerçekten de söylendiği gibi Türkiye harf devriminde bir gecede cahil kalmış mıydı? Bu soruya verilecek cevap kesin olarak hayır olacaktır. Zira harf devriminden önce Osmanlı'da memurlar haricinde Türkler arasındaki okur yazar oranı zaten çok düşüktü. Cumhuriyet ile birlikte gerçekleştirilen okuma yazma seferberliğine rağmen okuma yazma oranı 1928 yılında güç bela %8 dolaylarına getirilebilmişti. Dolayısıyla bir gecede cahil kaldık söylemi içi boş popüler bir iddiadan öteye gitmemektedir.
Harf devrimi ile ilgili hazırladığımız video bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video ve kanal ile ilgili eleştiri ve görüşlerinizi hem videonun yorum kısmına hem de kanalın topluluk sayfasına yazabilirsiniz. Daha güzel içeriklerin gelmesi sizlerle izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere, esenlikle kalın.